Biliyorum İhsan, biliyorum. Ben böyle kepazelik görmedim ya. Kesin sonradan görme birkaç tane kendini bilmez... ...o sekreter kıza para yedirip takvime sokturdular çocuklarını. Ahlaksız bunlar, ahlaksız. Biliyorum İhsan. 10 yıl uğraşsalar deniz gibi değil 12 tane... ...bir tane bile bebek bulamazlar. Biliyorum İhsan. Sen söyler misin bana Sevinç? Var mı bizim denizimizden daha güzeli? Ve daha sevimlisi. Daha şirini. Ve daha... Pakistanlı. Pakistanlı. Sen denizliysin. Söyle bakayım, ne yaptın denize? Boşuna konuşuyorsun İhsan, bebek o. Ne dediğini anlamaz. Anlayacağı dilden konuşuyorum. Şşt, bana bak, sen denizliysin. Şöyle bakayım, ne yaptın denize? Tabii ya, o ajansla tanıştığımız kadın. Şima. Desene yanlış bebek aldık. Ne yapacağız Sevinç? Sevinç bu ağlıyor. Dur ben ajansı arayayım, belki Şima hala oradadır. Eğer bu işi halledemezsek Pelin'le Başar hayatta bir daha bize denizi bırakmazlar. Ortada deniz mi var, bırakmayacaklar Sevinç? Alo. Ben Sevinç. Ne diyorlar? Bekletmeyi aldılar. Klasik müzik dinliyorum. Sen ver şu telefonu bana. Kimse İhsan Yıldırım'ı beklemeye alamaz. Alo. Kardeşim, ben İhsan Yıldırım. Bana bak, benim tepeme attırmayın. Gelirsem oraya kaçacak deli kararsınız. Ha, şöyle hizaya gel. Ne oldu İhsan? Gidecek yerim mi varı çalıyorlar. Ne kadar dikkatsizim. Bu benim hatam. Hayır Sevinç, benim hatam. Hayır, benim hatam. Hayır, benim hatam. Benim hatam. Tamam Sevinç, sen kazandın, senin hatan. Hayır, senin. Ne? Alo. Kardeşim, daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Ha. Ne oldu? Pazara kadar değil, mezara kadar çalıyorlar. Aa! Kim o? Benim efendim, benim. Komşunuz İrfan. Açın kapıyı. Banyodaydım efendim. Gürültüleri duyunca fırladım geldim. Hadise mi var acaba diye. Eyvah! Oh, şükürler olsun. Bornoz üstündeymiş. Bir an çırılçıplak koştum sandım. Nasılsın efendim, ne oldu? Sorun mu var? Ya sormayın, var. Ya ne oldu? Deniz. Deniz? Ay güzeller güzeli benim yavrum. Maşallah maşallah, nasıl tatlı. Aa, bu çocuk pullanmış. Ya sormayın. Ne oldu, ne yaptınız da bu çocuğa İhsan Bey'in ceketlerine döndü? Bebeğim ajansından çıkarken yanlışlıkla yanımızdaki Pakistanlı bebeği aldık. Deniz olmadığı çok belli oluyor mu? Olmaz olur mu efendim, bu çocuk deniz değil ki, resmen Hint okyanusu. Anlaşıldı, bu iş telefonla olacak. Peki ne yapacağız İhsan? Acaba diyorum, bu yavrunun alnına bu pullarla deniz mi yazsak? Çok iyi fikir. Başar'la Pelin'in alnına da keriz yazsak. Senin üstüne de şunu susturun yazsak. İhsan, İrfan Bey'e laf yetiştirmeyi bırak da bir şeyler yap. Ben gidip ajansa bakayım, kadın hala orada mı? Hazır yolumun üstündeyken seni de bırakayım İrfan, gel. Evde olduğumuzu biliyorlar mı sence Sevinç? Bizi gördüler İhsan. Hayır yani, karşılarında böyle bir şey görünce... ...belki şoka girmişlerdir. Ne gördüklerini anlamamışlardır. Ay, ne yapacağız şimdi? Ne oldu be? Ne oldu be? Gözüme çapağı kaçtı. Beyefendi kurtarın beni buna. Göremiyorum. Ne yaptın adama İhsan? Bizim derdimiz bize yeter Sevinç. Sevinç, aklıma ne geldi? Bebeği al, Başar'ın eski odasına git. Pelin'le Başar'a görünmeden evden çık. Ajansa git, kadını bul, bebekleri değiştir, denizi kap gel. Hadi canım. Sen ne yapacaksın? En zor işi, Başar'la Pelin'i oyalayacağım. Hadi, 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 hadi. Sakin ol. Panik yapma, panik yapma. Sakin. Hadi. Baba? Yeni burnumu nasıl buldun? Ay pardon ya, şey oluyor, banyo kapısı açıkken ceryan yapıyor. Kapı kendiliğinden kapanıveriyor öyle işte. Ya biz mi yanlış gördük, yoksa demin kapıda üzerinde bornoz, kafasında şampuanlı bir İrfan Bey mi duruyordu? Doğru, yani? Doğru gördünüz. Duş alıyormuş, gözüne şampuan kaçmış, ben de çıkardım. Ha tabii canım, çıkarttınız. Ama gözlerimi çıkarttınız beyefendi, şampuanı değil. İrfan ne yapıyorsun burada? Baksana, kapı açık, kapı açık. Ceryan yapıyor, zatürre olacaksın. Şurada dur, şurada, şurada, şurada. Ama böyle esmez değil mi? Hayır. Gördün mü? Bak, bak nasıl ceryan yapıyor. Farkındasınız değil mi? Hay Allah. Ne oldu? Neden? Hayırdır? Niye erken geldiniz? Ya sorma ya. Tam imza atacaklarken kızın sancısı tuttu.
Töreni ambulansta bitirmek zorunda kaldılar. Galiba şahitler şu anda nikah değil, doğuma şahitlik yapıyorlar. Ne güzel. Ya geçin şöyle anlatın bana biraz töreni. Ben çok merak ederim böyle şeyleri. Aa, bilmezsiniz siz. Çok meraklıyımdır. Ne oldu, nasıl geçti? Kimler vardı, neler oldu? Hepsini bir bir anlatın. Oturun bakayım şöyle. Otur. Kimler oturun vardı? Şöyle. Ne oldu ki? Aa, olmaz. Öyle olmaz ki. Sizi göremiyorum. Göremiyorum. Işık tersten geliyor. Geçin şöyle. Şöyle geçin. Gel kızım. Gel oğlum. Gel. Geçin şöyle. Rahat değil orası. Işık tersten geldiği için sizi güzel... İşte böyle. Ah güzellerim benim. Ay canım evladım, nasıl özlemişim. Güzel. Şimdi ne oldu, anlatın bakayım. Neyi anlatalım baba? Töreni. Ben çok merak ediyorum böyle şeyleri. Ne oldu, ne vardı, kim vardı? İnanmayacaksın ama bir gelinle bir damat vardı. Bir gelinle bir de ay ne güzel. O da bir şey mi? Bir de nikah memuru vardı. Nikah memuru. Yapma ya. Çok ya. Başka ne vardı? Böyle bir masa vardı, etrafında iskemleler. Sonra nikah memuruyla gelin damat gelip ona oturmazlar mı? Böyle bir masa mıydı? Evet. Öyle mi? Etrafına şey yaptı, oturdular öyle mi? Evet. Çok sonra enteresan. Bir de iki tane şahit oturdu. İki tane? İnanmıyorum ya. Ay ne kadar enteresan. Bak insanın anıları nasıl canlanıyor, şey oldu. Birden bir aklıma geldi, senin annenle benim nikahımda aynı böyle bir ortamda gerçi. Sen hatırlarsın. Nasıl hatırlayayım baba, orada değildim ki. Neden anne? Gelmedin evladım, davetli. İyi insan lafı üstüne. Nereye gidiyorsunuz? Biz... hiç öyle evi turluyorduk da Deniz evi görmek istedi. Bak Deniz, bu kapı, bu telefon, bak bu anne, bu baba, o dede. Deniz, ne yapıyorsun Sevinç? Ne yaptın? Ya, olacak iş mi? Hep evi gezdiriyorsun, çocuk sıkıldı, bunaldı ya. Git biraz dışarıyı göster, tamam. Asansörü göster, merdiveni göster. Biz artık eve gitsek iyi olacak. Ne oluyor ya? Ne güzel oturuyorduk. Daha töreni anlatmadınız. Tamam. Hiç sorun yok. Her şey kontrol altında. Siz keyfinize bakın. Ya belki de altını değiştirmemiz gerekiyordu. Yok, merak etmeyin. Biz değiştirdik. Hem öyle bir değiştirdik ki. Ya ne garip. Deniz'in sesi eskisinden daha bir değişik çıkıyor. Annesi tabii değişik çıkacak. Büyüyor ya o. Baba daha bir yaşına bile gelmedi. Erken gelişiyor. O ne de olsa bir yıldırım. Öyle değil mi? Aklıma ne geldi ya? Biz eskisi kadar sık sık görüşemiyoruz artık ha? Diyorum ki Cemal'in barına gidelim. Bir iki kadeh bir şeyler içelim, sohbet edelim. O sırada Sevinç Deniz'i alsın, gezdirsin. Çocuk evin içinde sıkıldı, bunaldı bunca saattir. Öyle değil mi Sevinç'im? Değil mi karıcığım? Allah! Şu ne o? Bak biraz Sevinç dolaştırsın Deniz'i. Bambaşka, yepyeni bir çocuk olarak çıkacak karşımıza. Temiz hava. Çok iyi gelecek. Allah! Baba! Ne oldu? Kapıda bir kadın vardı, görmedin mi? Kapı. Ne kapısı be? Sokak kapısı baba. Hangi sokak? Bana ortada yanlış bir şeyler varmış gibi geliyor ama. Yanmış mı? Yok, yanmamış. Rengi öyle onun. Kim ya? Hay Allah, bak görüyor musun? Sevinç! Kapı! Baba sen kapının dibindesin. Dalga mı geçiyorsun? Evde kapıya kadınlar bakar. Kadının işine karışmak benim ne haddime? Hadi gelin biz mutfağa gidelim. Annen rahat rahat kapıya baksın. Hadi Sevinç'im. Baba Cemal'in yerine gidip bir şeyler içecektik hani. Delirdin galiba, aç karnına. Miden delinir ya. Hadi biz bak bakalım, Sevinç rahat rahat kapıya baksın. Anneniz biz mutfakta. Mutfak bak, o tarafta mutfak. Yanlış yere bakıyorsun. Kimmiş, kim gelmiş, ne istiyormuş? Bir şey mi alacakmış, bir şey mi verecekmiş? Alış mı bir? Hadi canım, hadi göreyim seni. Kusura bakmayın, ilk çalışta duymadık seni. Önemi yok Sevinç Hanım. Galiba ufak bir karışıklık oldu. Sormayın, biz de fark ettik. Çantanızı arabanın içinde unutmuşsunuz. Adresinizi de öyle buldum. Oturup sizinle sohbet etmek isterdim ama görüyorum ki hiç vaktiniz yok. Artık bir dahaki sefere. Yok, birazcık vaktim var. Yok, hiç vaktiniz yok. Vaktiniz olduğu zaman ben sizi ararım. Ne yapıyorsunuz Sevinç Hanım? Kusura bakmayın, yüzünüze kapıyı kapatmak istemezdim ama banyonun kapısı açık olunca ceyran yapıyor, kapı kendiliğinden kapanıyor ya. Baba bu saatte yaprak dolması mı sarılır? Bakın yine kapanınca. Ne işler çeviriyorsunuz siz ikiniz? Sevinç, ne işler çeviriyorsun sen? Bir şey çevirdim yok İhsan. Her şey yolunda. Ya ne biçim insanlarsınız siz ya, ne biçim ana babasınız ya.
Yemeğe içmeye daldınız. Geldiğinizden beri çocuğun yüzüne bile bakmadınız. Hasretinden karalar bağladı çocuk. Canımın içi. Kimmiş o kadın anne? O. Hangi? Kapıdaki kadın. Kapıdaki. O kadın mı? Şima. Şey için gelmiş. Şey yapmaya. Ne yapmaya? Araştırma yapmaya. Değil mi? Araştırma. Kocası kuru temizlemeci dükkanı açıyormuş. O da sevinçle konuşmaya gelmiş. Niye peki annemle konuşuyor, seninle konuşmuyor baba? Lafa bak, duydun değil mi? Niye annemle? İnanmıyorum ya. Bazen senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Kadın kuru temizlemecinin karısı. Bir kuru temizlemecinin karısı tabii ki bir kuru temizlemecinin karısıyla konuşacak. Kuru temizlemeci karısı olmak ne kadar zor bir şey sen biliyor musun? Ya bir de bana sor. Neyse canım, her şey hallolduğuna göre biz artık müsaadenizle gidebilir miyiz? Durdunuz kabahat, hadi canım. Hadi hayatım, hadi. Hadi. Oh. Ya bu arada... Deniz'in o takvimde olmasını çok istemenize rağmen Başar'la bizim kararımıza saygı duyduğunuz için teşekkür ederiz. Canım, lafım olur. Ya işin doğrusu ben senin bir yolunu bulup Deniz'i o yarışmaya sokacağından çok emindim ama... Şimdi kırdın kalbimi işte Başar. Bunu senden hiç beklemezdim. Ya inanabiliyor musun Sevinç? Bunu duydum. Sen bizi hiç tanımamışsın. Annenin ve benim yüreğimi fena halde dağladın. Benim yüreğim dağlandı. Seninki de dağlandı mı Sevinç? Beni pek karıştırmasan İhsan. Tamam canım, özür dilerim. Hadi her şey için sağ olun. Ay çok ağlamsınız çok. Ne oldu Menekşe? Ay biraz önce asansörde bir kadınla karşılaştım. Çok da şirin bir bebeği var. Tamam Menekşe, biz hikayenin gerisini biliyoruz, anlatmana gerek yok. Hadi iyi geceler. Ay siz de reklam aşağısında tanıştırın filan anlattın. Hani yarışma için gitmişsiniz ya. Menekşe, sana iyi geceler dedim, hala yatmamışsın. Hadi canım, hadi. Bir dakika. Hangi yarışma Menekşe? Sizin haberiniz yok mu? Ya bunlar şimdi yarışmaya götürmüşler. Son çıkışta da yanlış bebeği alıp çıkmışlar. Ay çok önemsiniz. Yani o an orada olup suratınızı görmek isterdim. Ben de senin önümüzdeki ay maaş çekini aldığın zaman suratını görmek istiyorum Menekşe. Allah kimseyi sizin elinize düşürmesin. Evet. Cemal'in barına gitmenin tam vakti galiba Sevinç'im. Gel. Bence de. Gitmeden önce bize söylemek istediğiniz bir şey yok mu? En azından aynı şeyi söylediler. Nasıl yaparsın böyle bir şey baba? Annen zorla yaptırdı. Ne? Sen de mi anne? Önce şey oldu. Sonra şeyi de babanınkine benzeyince ya yeni nesil bitmiş, koca burun, kepçe kulak, sonra ver elini Pakistan. Ya işte böyle. Aynen böyle oldu. Hani söz vermiştin baba? Tamam, özür dilerim. Ya bu saatten sonra ne değeri kaldı canım? Ama dilemiyorum, tamam. Hayret bir şey ya. Torun benim torunum ve ben torunumla gurur duyuyorum. Ve bütün dünyanın bunu bilmesini istiyorum. Ya sizi anlıyorum ama bunu sizden özellikle rica etmiştik. Tamam, sizi dinlemediğimiz için özür dileriz ama... torunumuzla gurur duyduğumuz için bizden özür dilememizi istemeyin. Hatırlar mısın Başar? Sen çocukken hani sallanan at istemiştin. Ben düşer bir tarafını kırarsın diye almamıştım ama babaannen almıştı beni dinlemeyip. Sonra atın üstünde senin ışıl ışıl gözlerini görünce babaannene hak vermiştim. Çünkü son nefesine kadar seni çok severdi o. Şimdi çok iyi anlıyorum onu. Biz de Deniz için aynı şeyleri hissediyoruz. Anlayın bizi. Galiba haklılar Başar. Evet tamam canım, her neyse. Olan olmuş, biten bitmiş artık. Hadi gidelim ya, açlıktan öldüm artık. Ya. Bir dakika, benim bir fikrim var. Gidin ikiniz baş başa bir yemek yiyin, ben ısmarlıyorum. Deniz ne olacak? Biz denize bakmaktan büyük keyif alırız. Biz de sizin bakmanızdan büyük keyif alırız. Öyle değil mi Başar? Öyle tabii canım. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Seni o sağlamın atın üzerinde görmeyi çok isterdim. Ya. Baba. Hı. Benim hiç sallanan atım olmadı ki. Annemiz dedesinin bir tanesi. Acaba tanesi.